Bugün şu lensle alakalı konuyu netleştirelim. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Yargı. Şimdi her videoda olduğu gibi kısaca kendimden bahsedeyim. Ben reklam filmleri ve fotoğrafları çekiyorum. Böyle bir reklam şirketim var. İzmir'de yaşıyorum. Bu kanalda fotoğraf ve video ile alakalı kendi deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Bazı pratik bilgiler, fiyat performans ürünleri, fotoğraf ve video çekiminde ve düzenlenmesinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor, daha iyi sonuçları nasıl alabilirsiniz, hangi araçları kullanabilirsiniz, aynı zamanda sosyal medyadaki paylaşımlarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz. Sadece profesyonel makineler değil, cep telefonu ile bile hem mobil uygulamalarda hem de mobil uygulama olmadan fotoğraf ve video paylaşımlarınızı nasıl daha iyi geliştirebilirsiniz? Onunla alakalı size bilgilerimi ve deneyimlerimi aktarmak istiyorum. O yüzden takipte kalın. Hatta kısa bir zaman ayırıp şu an abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun altına yorum yapıp videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız süper olur, çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi makine konusu geçen videoda az çok kafanızda netleşmiş. Makinenizi body olarak almayı tercih edin. Yani gövde olarak satın alın. Birlikte verilen kit lensleri önermiyorum. Çünkü f4, f3.5 gibi değerleri oluyor. Çok kaliteli görüntüler alamayabilirsiniz. O bütçeyi daha kaliteli lenslere ayırmış olursunuz. Lensler, sabit lensler ve zoom lensler diye ikiye ayrılır. Sabit prime diye de geçer İngilizce'de. Sabit lenslerde belli bir milimetre değeri olur. Yani 16 milimetre, 12 milimetre, 10 milimetre, 24, 35, 50, 90 gibi sabit bir milimetre değeri olur. Sadece o milimetrede çekim yapabilirsiniz. Zoom lensler belli aralıklar sunar size. Yani 18-55, 24-70, 18-105, 70-200 gibi geniş aralıklar sunan lenslerdir. Önce zoom lenslerden gidelim. Bu arada bilmeyenler olabilir. Çok kısa bilgi vereyim. 16-24-35, 18-55 dediğim milimetre değerleri konuya yakınlığınıza göre kadrajın genişliğiyle alakalı bir durum. Bununla birlikte şu bilgiyi de vereyim. Crop sensörlü makine 1.5, 1.6 veya 2.0 gibi çarpım değerleri olur. Bu ne demek oluyor? Yani örnek veriyorum, 16 milimetrelik bir lensiniz var. Crop sensörlü bir makineye taktınız. Makinenin 1.5'lik bir crop faktörü var. 16 milimetreyi 1.5 ile çarpıp makinedeki kadrajınızın milimetre değerini buluyorsunuz. Bu da 24 milimetreye denk geliyor. Lensler bir de üretilirken ya full frame makinelere ya da crop sensörlü makinelere göre üretilir ve satılır. Bunu alırken de bunlara dikkat edersiniz zaten. Şimdi önce size şunu söylemem gerekiyor. Sabit lensler zoom lenslere göre her zaman daha kaliteli ve daha net, daha keskin görüntüler almanıza yardımcı olur. O yüzden size önerim, ilk alacağınız lens sabit bir lens olsun. Şimdi video çekerken seçeceğiniz sabit lenste milimetre değerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çok teknik bir konu ama kısaca bahsetmem gerekiyor. Milimetre değeri küçüldükçe kadrajınızın açısı genişler. Yani lensiniz makineye daha geniş bir açı göstermeye çalışır. Haliyle kadrajın kenarlarında bükülmeler olur. Orta kısmında bir daralma olur. Çektiğiniz kişi ortadaysa yüzünde bir incelme, bir daralma olur. Normalde insan gözü full frame lenslerde 50 milimetre değere yakın bir algılama seviyesindedir. Yani 50 milimetrelik çektiğiniz bir görüntü insan gözüne en yakın açıdır. O yüzden alacağınız sabit lenslerde milimetre değeri belli bir milimetrenin altında, belli bir sınırın altında olmamalıdır. Bu sınır nedir? Full frame olarak düşünürseniz 24'ün altındaki değerler geniş açı başlar. Yani 24'ün altına indikçe geniş açı başlar. 16, 12, 10, 8. Bunlar açının genişlediği lenslerdir. 24'ün üstüne çıktığınız zaman açınız daralır. İnsan gözünün açısına yakın milimetre değerlerine ulaşmaya başlarsınız. Burada da optimum nokta, tepe noktası 50 milimetredir. O yüzden video çekerken alacağınız sabit lensin milimetre değerine iyi karar vermeniz gerekiyor. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Sinemada kullanılan milimetre değerlerini düşünebilirsiniz. Bunlar 24 milimetre, 35 milimetre, 40 milimetre. Tabii bu açıları full frame olarak düşünün. Crop sensörlü makinelerde 16 milimetre ile başlar. 24 milimetre, 30 milimetre, 50 milimetreye kadar çıkabilirsiniz. Benim size tavsiyem 16, 24 ve 35 milimetreler video anlamında en iyi sonuçları alabileceğiniz, yani insan gözüne doğallığa en yakın görüntüleri alabileceğiniz video milimetre değerleridir. Eğer bir manzara çekimi yapıyorsanız veya bir belgesel çekiyorsanız elbette ki bir 10 milimetre,
12 mm gibi geniş açılarla çekim yapmanız gerekecektir. Milimetre değeri büyüdükçe kadraj daralıyor demiştik. Makro lenslerden bahsedeyim size. Şimdi videoda makro lens kullanabileceğiniz alanlar genelde bir ürün çekimi, bir doku çekimi veya bir yemek çekimi olabiliyor. Onun dışında çok fazla kullanabileceğiniz bir alan yok. Bir de şöyle bir şey var. Sabit lenslerde genelde milimetre değeri 1.4, 1.2, 1.0 gibi değerlere sahip oluyor. Ancak bu fotoğrafta iyi sonuçlar verebiliyor. Videoda bu milimetre değerlerinde yapacağınız çekimlerde makinenin ve lensin netlik alanı çok kısıtlı olduğu için fokus kaçırma olasılığı çok yüksek. O yüzden 1.4'te 1.2'de yapacağınız video çekimleri sizin için problem yaratabilir. Benim size tavsiyem f1.4'lük bir lensle çekim yapıyorsanız bunu çarpı 2 değeriyle yani 2.8'lik bir diyafram değeriyle çekim yaparsanız hem iyi bir keskinlik alırsınız hem de netlik ve fokus kaçırma konusunda çok problem yaşamazsınız. Tabi burada Sony, Canon gibi bazı aynasız makinalarda obje algılama ve takip şeklinde bazı özellikleri var. Bu Sony, Canon gibi makinaların sensörlerinde olabiliyor. Bu apayrı bir konu. Ben genel netlik kaçırma riskinden bahsettim. İyi bir alan derinliği istiyorsanız, iyi bokeh etkisi istiyorsanız f değerini minimum düzeyde tutarak çok fazla hareketli olmadan, yani çektiğiniz kişi de çok fazla hareket etmiyorsa böyle sinematik görüntüler alabilirsiniz. Zoom lenslerden de çok kısa bahsedeyim. Yani videoda çok fazla zoom lens kullanmıyorum. Bunun da sebebi çok uzak çekimler yapmıyorum. Genelde yakın sinema açılarıyla çekimler yapıyorum. Yani belki bir etkinlik veya bir düğün çekimi gibi bir organizasyon çekimi yapıyorsanız zoom lensi kullanmanız sizin için faydalı olur. Çünkü ulaşamayacağınız, gidemeyeceğiniz alanlar, bölgeler olur. Oradaki görüntüleri almanıza yardımcı olur. Ama dediğim gibi sabit lensler her zaman daha iyi sonuçlar verir. Hem keskinlik açısından hem netlik açısından. Bir de video için zoom lense karar verdiğinizde lenste olması gereken en önemli özellik OIS sistemi. Yani optik sabitleyici bir stabilizasyon sisteminin olması gerekiyor. Şimdi yapacağınız çekimde konuya veya kişiye ne kadar uzak durursanız elinizin titreşimi, çekimdeki titreşimler, sarsıntılar o kadar yüksek olur. O yüzden optik sabitleyici bir sistemin olması her zaman avantajlıdır. Genelde hepsinde olur ama olmayanlar için aklınızda bulunsun. Şimdi alacağınız zoom lens f2.8 ve 4 aralığında bir f değerine sahip olsun ki ya da f değeri 2.8 sabit şeklinde bir zoom lens olsun ki daha kaliteli ve daha yüksek performanslı bir lensiniz olmuş olur. Mesela 70-300 gibi milimetre değerleri var. Yani bunlar çok spesifik açılar. Hayvan çekimi veya bir belgesel çekimi, cross motor yarışı veya bir rally yarışı çekiyorsanız ya da bir futbol müsabakası çekimi genelde çok uzaktan yapacağınız video çekimlerinde ve mutlaka tripodta, iyi sağlam bir tripodta yapacağınız çekimlerde işinize yarayacak lenslerdir. Hem zoom hem sabit lenslerde. Video çekiminde lensin minimum netlik mesafesi diye bir mesafesi vardır. Yani bu 0.20 ile 0.30 arası bir santimetre değerinde olur. Bu değer de ne kadar azsa bir objeye, çekeceğiniz bir konuya ne kadar yakından netlik yapabiliyorsa lens o kadar kaliteli anlamına gelir benim düşüncem. Ona da dikkat edin derim. Şimdi şunun ayrımını da yapmamız gerekiyor. Elinizde örnek veriyorum Canon bir DSLR makine var ve bunun bir lensi var. Şimdi bu lensi Canon'un aynasız bir makinasında bazı adaptörlerle kullanma imkanı sağlıyor size. Ama bu lens videoda aynı performansı vermeyebilir. Yani otofokusu çok gürültülüdür. Geçişleri çok serttir, netlik geçişleri. Makineden ne kadar ayarlasanız da o geçişleri yumuşatamayabilirsiniz. O yüzden her zaman aynasız makinanız mı var? Aynasız makine için üretilmiş lensi kullanmanız gerekiyor ki tam performans alabilirsiniz. Şimdi video çekiminde tüm lenslerinizin otofokuslu olması gerekiyor mu? Böyle bir zorunluluk yok. İşte burada videonun başında belirttiğim DSLR makinelere uygun lensleri kullanabiliyorsun. İlla aynı markanın lensi olmayabilir. Örnek veriyorum Fujifilm makinada bir Nikon lensini kullanabilirsiniz. Bu tarz bir adaptörle, elektronik bağlantısı olmayan bir adaptörle bir manuel çekim yapabilirsiniz. Ben de böyle çekimler yaptım, denedim. Bunda da iyi görüntüler alabiliyorsunuz. Şimdi bu adaptörlere benzer makineyle elektronik bağlantısı olan yani güncellemeleri olan bazı adaptörler de var. Onların fiyatları biraz daha yüksek. Örnek veriyorum bir Fujifilm makine kullanıyorsunuz. Sigma'nın Canon için ürettiği bir art lensini Fujifilm
dediğim makinede bu adaptör sayesinde otofokusunu kullanarak çalıştırabiliyorsun. Biraz maliyetli olabiliyor. Bir 1500 lira civarında bir adaptörünüz varsa, tabii bir art lens de alırsanız biraz yüklü bir maliyeti oluyor. Ama bu da bir çıkış yolu. Eğer çok çaresiz kalmışsanız, istediğiniz performansı alamıyorsanız makinenizin lenslerinden, böyle de bir yola gidebilirsiniz. Bu da sizin için bir çözüm olabilir. Şimdi f değerinin düşük olmasının bir avantajı da video çekimi yaparken çok düşük ışıkta da iyi performans alabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde ekstra bir ışığınız yoktur veya makinenizin ISO performansı çok iyi değildir. O yüzden f1.4, f1.2 gibi diyaframın geniş olduğu lensler sizin ışık probleminizi de çözebilir. Şimdi çok kısa da size sine lenslerden bahsetmek istiyorum. Sine lenslerde şöyle bir şey var. Eskiden sine lensler çok pahalı, sadece sinema kameraları için üretilen, gerçekten fiyat anlamında ulaşamayacağımız rakamlardaki lenslerdi. Şimdi 5-6 bin lira civarlarında APS-C crop sensörlü makinalarda kullanabileceğiniz sine lensler üretiliyor. Yani bu çok farklı bir boyut. Aslında normal bir aynasız makine lensinden daha düşük maliyetli bir sine lensi ulaşabiliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Bizim ülkemizde de emin olun ki sektör çok farklı bir yere evriliyor. Yani gelecek artık filmmaker, videograferların elinde olacak. O yüzden kendinizi geliştirirken bunu hep aklınızın bir tarafında tutun. Dediğim gibi bu kanalda elimden geldiği kadar size yardımcı olmak istiyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.